Selamünaleyküm değerli dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, af ve mağfireti cümlemizin üzerine. Her perşembe olduğu gibi yine Kur'an yolculuğumuza devam ediyoruz kıymetli Asiye hocamla. Özelden yazıyorsunuz, ne güzel ikili olduğunuz, uyumumuz, sohbetiniz güzel diye hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizi birbirimize yakıştırdığınız için. Rabbimiz de bizi birbirimize yakıştırmış olmalı ki yollarımızı vahide birleştirdi. Sonraki dönemde de inşallah cennette birleştirsin hocam ve bizi dinleyen güzel kardeşlerimizle birlikte. Evet hocam hoş geldiniz. Bugün Müddessir suresini okuyacağız. Çok sevdiğim surelerden bir tanesi. Bir önceki suremiz Müzzemmil'di. Eylemin inşasını anlatıyordu çoğunlukla. Bugünkü konumuz Müddessir, söylemin inşası ve ahlakın inşasını inşallah konuşacağız hocam. Nasılsınız? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasıl iyi olmayayım ki? Rabbimin vahyine muhatabız. Ne kadar güzel inşa olma sürecinde. Öncelikle kendi yüreğimizde. Ben selam ve saygılar diyorum tüm dinleyen dostlarımıza. Elhamdülillah. Selamun aleyküm. Sen nasılsın Sabri? Aleykümselam. İyi misiniz? Elhamdülillah hocam. Çalışmaya çalışıyoruz dediğiniz gibi. Daha çok duyup daha çok duyurmaya gayret ediyoruz. Susamış yürekleri vahyi rahmetiyle dokunmaya gayret ediyoruz. Rabbimizin müsaade ettiği sürece. Biliyorsunuz zaten özelden yayınlarda hep birlikteyiz. Evet. Şükürler olsun. Çok Evet güzel hocam. bir yazı yazmışım. Onu açmayı unuttum. Kerim olan kitap. Kerim olan kitap. Allah'ım nereye koydum? Birden aklıma o geldi. Kerim olan kitaba muhatap olmak. Yani asıl olan o. Gerçekten bizler kerim olan kitaba muhatap olduğumuz zaman durum çok farklı oluyor. O yazdığım yazıyı bulamadım. İnsan olmayınca. Neyse onu inşallah konuşuruz tekrar. Evet. Hocam başlayalım mı? Bismillah diyelim. İnşallah hocam. Söz Kur'an'da. Buyurun lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi gireceğimiz yere iştenlikle, güzellikle, huzurla girmeyi bizlere lütfet. Ya Rabbi oradan güzellikle çıkmayı bizlere lütfet. Rabbim katından bize bir destekçi gönder. Amin. Birbirimize destekçi olalım. Rabbim ruhuyla da bize desteklesin inşallah. Hakikati, hakkı öğrenmeyi, Furkanı ile karşılaşmayı, doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi Rabbim bize lütfetsin. Rabbimiz dilimize güzellikleri koysun, yüreğimize güzellikleri koysun. Bu kitaba duygusal olarak değil, bilinçle yaklaşıp bildiğimiz hani Rabbıma inancımızı ta yüreğimizden akleden kalp ile sunmayı Rabbim bize lütfetsin. Tatmin olmuş bir yürekle, mutmain olmuş bir yürekle. Rahman Furkan suresinin 52. ayetinde onlara karşı bu Kur'an'la büyük cihat ediyor. Bu Kur'an'la cihat edebilmemiz, yani mücadele edebilmemiz için öncelikle Rabbul Alemin'e, Rahman'ı çok iyi anlamak gerekiyor ki Kerim olan bir kitap var. Yani Kerim olan bu kitaba muhatap olabilmemiz için bizim de Kerim olmamız gerekiyor Rahman. İlk inen surelerde bize aslında Kerim olmanın yolunu açıyor. İlk ayetlere baktığımız zaman Hüdellerimi çaklayayım diyor ya Allah-u Teala. Hidayetli tepkiler için, özü sözü doğru olan insanlar için, güvenilir olan insanlar için. Biz de Rabbim inşallah biz de güvenilir kullarından eder. Ve o doğrultuda Rabbimin kelamına muhatap kılar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şu anda muhatap olduğumuz kitabın Alak suresiyle girdik. İnşa olma sürecinde. Ben bir aile üzerine yola çizen genelde yani genellikle bunu yapan bir insan ailenin ne kadar değerli ve önemli olduğu, koruyucu bir kalkan olduğu düşüncesiyle. Ama içinde insan yoksa aile de yok. Ev var. Belki bir bağ var, yani bir evlilik var ama içinde sağlıklı, kaliteli bireylerin olması gerekir ki aile oluşabilsin, sağlıklı bir yol olabilsin. Bu doğrultuda sağlıklı olabilmemizin temellerini oluşturan bir vahiy var ve biz Alak suresiyle girdik buna. Bir tekamül sürecine Alak, akabinde kalem,
bırakabilirsin. Bugün de müddessiri görebilir. Alak suresinde Rabbül Alemin yaratan Rabbinin adıyla okurken o insanı alakadan, alaktan, yani küçük bir nutfeden ya da ilgiden artık nasıl bir anlam verirsek Sevgiden, muhabbetten. sevgi, muhabbetten. Yani sevginin olduğu yerde gerçekten güzellikler var, yeşillik var. Yani güzel olan ne varsa her şey o sevginin içinde saklı. Rahman inşallah kitabı okurken Kerem sahi Rabbinin, sahibi Rabbinin kalemi yazmaya öğretti. Böylece insana bilmediğini öğretti noktasında. Rabbimiz de elimizi açarak tıkı Hazreti Adem gibi, Rabbim sana elimizi açtık. Hazreti Adem neler öğretirsen biz de onları terbiyesi noktasında öğret bize ya Rabbi diyoruz. Kitabımıza bu şekilde bakıyoruz inşallah Teala. Allah ilk kitaplarında, ilk ayetlerindeki birkaç şeyleri sunarak bağlantı yapmak istiyorum Safiye Hocam ki bu çok önemli. Hani böyle temelimizi tekrar sağlam atalım. İnsan kimseye muhtaç olduğunu düşünerek azar, ancak dönüş Rabbinedir. Biz bunu her zaman görüyoruz. Bugün de bir ölümle karşı karşıyaydım. Bir saat o bana baktı, ben ona baktım. Emir Sultan'ın oradaydım bugün. Gerçekten güzel bir tefekkür ortamıydı. O musalla taşındaydı. Ben de yanda işte çay kahve içerken oturarak hem çay içiyorum, içen birisi, hayatta olan birisi olarak. Ama bir yandan da şunu söylüyorsun, gözün önünde canlı bir ibretli bir kitap vardı. Bir hayat orada yatıyordu. Kim bilir kaç yaşındaydı, kim bilir ne emelleri, ne hayalleri vardı. Ama arkasından söylediğimiz şöyle şu oldu. İnna lillahi ve Aleyna inna ileyhi ben. raciun. Biz ona aitiz. Şüphesiz biz Rahman'a, Rabbime aitiz. Aitiz. Ve tekrar dönüşümüz ona ait olduğumuz diyelim. Yani hayat bu aidiyet içinde. Eğer nereye ait olduğumuzu bilirsek ayaklarımız yerde olursa hocam. O zaman ellerimiz göklerimiz o kadar açılabilir ki. Yani nereye kadar açılabiliyorsa. Ama köklerimiz sağlam olursa. Bu noktada Rahman köklerimizi yerlere kadar böyle derinleştirmek istiyor. Aidiyet duygusunu iyi oturtabilmek için. Bakın aidiyet duygusu. İnsana sağlıklı kılan aslında bu aidiyet duygusu. Aidiyet duygusunun olabilmesi için de hani oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku dedikten sonra hani o seni sevgiden, seni ilgiden yarattım ya da seni küçücük bir nutfeden yarattım. Hiçbir şey değildin, adı sana anılmayan. Hiçbir şey değildin yani şu anda. İşte 49 yıl önce Asiye diye biri yoktu ama şimdi 49 yıl oldu. Yarım ısırlık çınar mıyız? Hani karşınızda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Safiye Kuldar yine. Ve diğer dinleyen dostlarım da o şekilde. Yani yaşadıkları ömrünün bir gün öncesine gitseler hiçbir şey değillerdi. Yoktu, adısını anılmayan bir şeydi. Ama Rahman ona ruh üfledikten, bu dünyaya geldikten sonra artık bir şey oldular. Bir şey olduk. Ya da bir şey olduğumuzu sandık. Ama bugün o musalla taşında yatan kişi hiçbir şey değildi. Bitmişti onun için. Ben hamd ettim Rabbime. Nefes alabildiğim için, verebildiğim için. Çünkü tövbe etme zamanım ve Rahman'a yakın olabilmek için daha imkanım vardı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve Rabbim dedim bana öğret. Öğrettiği Rabbimin kalemi satır satır yazanları düşün. Nun. Kalem suresi girişinde. Sen Rabbinin nimeti konusunda cinlerin satışmasına maruz kalmış değilsin. Yani herhangi bir şey sana musallat olmadı. Rabbin senin yanında. Her ne kadar ilk muhatap olan Hazreti Muhammed ise bizi muhatap olan insanlar olarak yüreğimizi açtık Rahman'a. Senin için bitmez tükenmez bir ödül vardır. Çünkü sen mükemmel bir ahlak sahibisin. Rahman burada ahlak sahibi olan insanların vahiy ile muhatap olacağım. Bu denli müttakîn olanlardan olacağım, müttakilerden olacağım bize burada çok net söylüyor. Sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hanginiz şaşkınlık içinde olduğunu. Evet,
Rabbim o güne gelmeden önce anlayanlardan etsin. Ölümlerin üst üste yaşandığı günleri yaşıyoruz hep beraber. Bu yaşanmışlıklar, ümit ediyorum, o musalla taşında bizim de olduğumuza bir delil oluştursun. Yani bir delil gözümüzün önünde yaşanmış koskoca bir ömür yani. Tabii bunun akabinde inen Müzzemmil suresinde de tamamlayarak geçmek istiyorum. Ey ağır sorumluluğu yüklenen. Bizler de şimdi bu ağır sorumluluğu yüklenmiş durumdayız. Elhamdülillah. Yerhemik Allah. İhtina et. Eğer bu ağır sorumluluğu yüklenenlerden biri idiysek işte bu noktada ayakta olmamız lazım, dimdik olmamız lazım. Hatta gecelerimizi de ayakta geçmemiz lazım. Rahman bu ağır yükü yüklenene, yüklenmek isteyene, talip olana, sen ve ben ve bizimle birlikte müminler, vahyi anlayıp Allah'ın Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanma derdinde olan insanların nasıl inşa olacağını Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinde bize. Gecenin bir vaktinde kalk, ağır ağır özümseyerek Kur'an oku. Gece yarısı bundan biraz eksik ve biraz daha fazla fark etmez. Biz sana ağır bir söz dinleyeceğiz. Evet, ağır bir söz. Bu söz bizi inşa edecek Safiye Hocam. Gece uyumanın verdiği zindelik anlama ve sözün kalıcı olması bakımından daha iyidir. Çünkü gündüz telaşla geçiyor, hareketlilikle geçiyor. Gün içinde birçok hareketlilik var. Söylenen sözler bile akıldan uçabiliyor ama gece hem gündüzün tamiri boyutunda hem de algılarımızın çok açık olması boyutunda. Bunu hani ders çalışırken de öyle tavsiye ediyorlar, gecenin belli bir vaktinde kalkmayın. Çünkü biz o kalktığımız günde hani gündüzlerin senin uzun uğraşların var. Rabbinin adını an ve bütün içtenliğiyle ona yönel. Gece yalnız başınayız. Rabbimizle baş başa yani böyle riya edecek hiç kimsemiz yok. Ah ben kalktım noktasında değil. Rabbim ve sen ve orada elini açtığın zaman Rahman'ın bize söyleyecekleri var. Bizim de ona söyleyeceklerimiz, ondan isteyeceklerimiz, ondan dilediklerimiz. Ve işte geldik Müddessir suresine. Ey uzleti çekilen, kalk ve uyan. Aslında benim de böyle güzel bir zamanıma denk geldi. Aslında bir bakıma ben de bir evimden uzak olma sebebiyle geldi. Bir küçük bir uzet hali yaşadım. Yavrularımdan, çocuklarımdan tamamen yalnız. Burada kendi kitabımı topluyorum mantığıyla. Ama Rabbimle de çok baş başa kalarak hiç bu kadar yalnız kalmamıştım. Özellikle geceleri hiç yalnız kalmamıştım hayatım boyunca. Tam da bana böyle çok anlamlı geldi. Allah razı olsun vesile olduğunuz için. Duygularıma da tercüman oldu doğrusu bu kadar güzellikler. Kalk ve uyar. Yani uzatı çekildin. Artık daha ayaklan. Tabii bu ilk muhatabı Hazreti Resulullah. İlk vahiy ile karşı karşıya kalan ki 35 yaşında o kavmin bir alışkanlığı var. Yani yine bir uzeti çekilme hadisesi var. Allah Resulü de 35 yaşından beri adet haline getirdiği bir uzeti çekilme hadisesini yaşayan bir beşer. Bizim gibi beşer. Yani çarşılarda gezen, o sıkıntıları gören ki vahiy Allah Resulü'nün sordukları soruların hepsine cevap mahiyetinde de düşünmek gerek. Yanlış düşünüyorsam bu benim fikrim. Allah alem. Allah bu şekilde vahyini kalbinin mutmain olsun diye yani diğer vahiylere de baktığımız zaman hani mutmain olmak için sorulan sorular var kitabın içinde. Demek ki kalp mutmain olmayınca anlatamıyorsun, diline gelmiyor ya da karşı taraftakine ifade hani tam yerine oturmuyor. Tekim Allah Resulü de artık uzete çekildiği o noktada yani Hira'ya çekildiği o noktada Allah'ın onu vahiyle muhatap ettiği bir nokta akabinde artık daha kalk dediği bir surenin içindeyiz. Kalk ve uyar. Rabbinin büyük günah. Euzubillahimineşşeytanirracim dedik bir daha diyelim. Rabbinin büyüklüğünü an
elbiseni arındır. Buradaki elbiseyi o kadar farklı açıklamalar getirenler olmuş ki tefsirlerden bak. Yani aslında eteklerindekini dök der gibi böyle hani eteklerinde pislik kalmasın. Bir ahlaki sıkıntı içinde oluşmayasın ki zaten sen üstün bir ahlak üzerine yaratıldın noktasında birçok hakikatları burada görüyoruz. Yani burada elbise temizliği anlamına geliyor diyor. Birinci surede namazdan bu surede tebliğden bahsedilmesine bakın elbise temizliği anlamlı gözükmekte. Fakat Hazreti Haşr'ın gelen rivayetlerde Arapçada mecazen bu ahlakı güzelleştirmek anlamı, çevreyi arındırmak anlamını almış. Yani birçok tefsirlerde bu şekilde açıklamalar söz konusu. Evet. Öyle baktığımızda biz de uzatı çekilip de kalkıp uyarmaya, Allah'ın emrini anlatmaya kalktığımızda birinci yapacağımız şey demek ki Rabbimizin büyüklüğünü ilk etapta anlamız. Önce bunu kavrayabilmemiz. Akabinde de elbisemiz yani ahlaki güzelliğimizi oluşturabilmemiz, eteklerimizi, vücudumuzu temizleyebilmemiz, yani kıyafetimizi de temiz olmamız. Almanlarda bir laf vardır, Kleidung macht Leute diye. Yani adam, bizde de Nasrettin Hoca atfedilen bir şey var ya Safiye Hocam. Kıyafetine göre ağırlanır. Ama duruşuna göre, konuşmasına göre, kişiliğine göre. Yani ağırlama öyle olur ama gönderirken de farklı bir boyutta gider. O zaman biz ne yaptığımız çoklu önemseyip de kendini zayıf hissetme. Yani dünya bir tarafa, ben bir tarafa, biz bir tarafa. Çokluk değildir. Yani Allah'ın sisteminde demokratik bir sistem yok. 51 neredeyse orada haktır, hakikattır. Değil. Bir kişi de olsa, hak vardıysa, karşı taraf eğer zalim değilse, o hakkın yanındadır. O hakkı bilir. O zaman diyor ki Rabbim, Rabbin için sabret. Yani o doğruda kal. Sabret. Buradaki sabır bir bilinç üzerine, bir bilgi üzerine sabır diyor Kur'an hocam. Çekim ayetinin devamında Allah-u Teala bir kıyamet sahnesi sanki bir sahne. Evet, kıyamet. Sur üflendi. Nasıl bir gün olacak ki? Allah o gün çok çetin bir gün oldu. Çok zor bir gün oldu. Yani ara ara bu olayları yaşıyoruz aslında. Büyük bir felaket gibi gördüğümüz işte bir deprem aslında felaket değildir. Yer altındaki gazın sıkışması aslında birçok nimetlerin yeryüzüne çıkışı aslında. Enerjinin çıkması, evet hocam. Enerjinin dışarıya çıkması. Yağmur aslında bir felaket değildir. Ama çok fazla yağınca felaket edebilir. Zahmet olur, evet. Yani o aslında biz bunu her an yaşıyoruz. Mesela bir geminin içinde geçenlerde burada olmuştu. İstanbul'dan Bursa'ya gelen geminin içinde çok böyle dehşetli anlar yaşanmış. Yaşayanlar anlattılar. Gelen arkadaşlar, içinde olan arkadaşlar anlattı. Gerçekten ölümün tamamen yaşandığı, yani ölüm korkusunun tamamen yaşandığı bir olay. Ama sonucunda ne oluyor? Kareye çıkınca eski tas, eski hamam. Hayatı devam edebiliyoruz. Ama işte o anda çetin bir gün aslında. Çetin bir an yaşamış herkes. Çok büyük bir korku yaşamış. Ölümle burun buruna gelip gitmiş. Ki ama bitmiş. Yani biraz karaya basınca rahatlayabiliyorsun. Rahatlıyorsun yani aslında. Hani Rabbinle her an o boyutta olman lazım ama tam güvenebildiğin, tam isteyebildiğin makam sadece Rahman. Başka hiç kimse yok o noktada. Tekim Allah-u Teala o gün çok zor bir gün olacak diyor. Çok zor bir gün. Hele de kafirler için. Yani inancının üzerine örtenler için. Yani şu anda biz sanıyoruz ki yeryüzünde işte deistler var, ateistler var, efendim daha birçok İslam, İslam, Lirimler, Lazlar, yani bütün ne kadar izimler var idiyse. Bunların hepsi ama hepsi. Yani Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, yerleri ve gökleri kim yarattı desen Allah'tır diye çekilen noktasında.
Rahman'ı çok iyi bilen ama bu imanının, bu inancının, bu bilgisinin üzerine örten. Yani kafir zaten budur, örten. Kefere, evet. Hakikati örten. Hakikati örten. Yani çiftçiyi de mesela tohumun üzerine örttüğü için Evet. Kafir. kafir kelimesi kullanıyor. Hani bu şekilde olaya baktığımız zaman var yani bir tohum var. Allah adili mutlak. Yani Allah hiç kimse eritmez. Bir insan Kabe'nin içinde doğar ama cehennemin dibine boylayabilir. Moskova'da doğar. Hep bu devamlı kullanılan bir tabirdir. Cennetin en âlâ yerine gidebilir. Bu doğrultuda bizim önemli olan imanımızın üzerine örtmemiz. Çünkü Rahman o iman tohumunu fıtratımızda, yüreğimizde yani bu beden toprağının içine ekmiştir. Bu beden toprağının içinden onu filizlendirmek, onu dışarıya çıkartmak, kökleri sağlam bir ağaç misal Vahiy ile sulamak. sulamak özellikle değil mi? Vahiy ile sulayarak, sevgiyle, muhabbetle sulayarak ancak çıkılabilir. O zaman diyor ki Rahman, sen o adamı bana bak. Ben onu tek başına yarattım. Sonra yığına mal, gözden oğullar verdim. Çok geniş imkanlar tanıdım. Üstelik daha da arttırmamı istiyor. Fakat buna karşın o, bizim ayetlerimize karşın bizim ayetlerimize karşı inatçı bir duruş sergilemektedir. Yani bu ayetler sadece Allah'ın indirdiği kitap üzerinde değil ki, yarattığı kitap üzerinde. Bütün yarattıkları ayet. Kendi vücudu, kendi bedeni. Yani Allah bütün yarattıklarını tek tek ayet olarak nitelendiriyor. Gece bir ayet, gündüz bir ayet, güneş bir ayet. Yarattığı bütün her şeyi ne yapıyor? İnatçı bir dur, ayetlere karşı inatçı bir duruş sergiliyorlar. Ben onun yolunu sarpa sardıracağım. Neydi Allah? Kadir-i mutlak olandı. Külli iradesi içinde o dilemediği müddetçe kun feyekun. O diler, olur. O dilemezse kuru yaprak bile düşmezdi. Bu doğrultuda baktığımızda değerli hocam ne var burada? Allah'ın bütün her şeye gücü yettiğini, Allah dilemediği zaman hiçbir şey yapamayacağını. Ama Rahman o kadar yüce ki dilememize bağlı kılıyor dilemeyi. Biz dileyeceğiz, duamız olmasaydı diyor ya. Ondan sonra Rahman yaratacak. Hakkı dilersek hakkı, şerri dilersek şerri yaratacak. Fakat buna karşın o bizim ayetlerimize karşı inatçı bir duruş sergilemekte. İnatçı bir duruş sergiliyor. Ben onun yolunu sarpa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü. Ölçtü, tarttı. Biçti. Yamuk baktı çünkü. Nasıl biçti? Nasıl değerlendirdi? Kahrolası. Bu nasıl bir düşünceydi? Dinledi, dinledi, dinledi. Aslında haklı dedi. Ama dünyevi menfaatleri, kayıpları, makamı, şanı, şöhreti, yalnız kalma. Yani böyle hep bu korkularımız, bu korkuları ne yaptı? Onu yanlış değerlendirmeye itti. Bu yanlış bir durum vardı ortada. Bir hakikat vardı. Bu hakikati öyle bir yorumladı ki herkes şaştı. Aslında kendisi de şaştı. Nasıl böyle bir yorum koydu? Ama sonucunda ne oldu? Bu değerlendirdiği onun dünyasına, bak, vücuduna da sardı. Nasıl olmuş? Baktı, kaşlarını çattı, suratını astı, arkasını döndü ve Döndü ve gitti. böbürlenerek şöyle dedi. Bu anlatılagelen bir büyüden ve insan sözünden başka bir şey değildir. Peki günümüzde böyle diyenler yok mu? Sanki sadece vahyin indiği o günleri anlatıyorum. Yani Velid Yani kafiri o kadar güzel anlatmış ki, yani hakikatin üstünü örteni o kadar güzel anlatmış ki bu ayet hocam. Ya daha ne yapsın? Gördüğünde işte bu diyebileceksin. Apaçık.
Evet hocam. Çünkü bakıyor, görüyor, düşünüyor, Hakikat, evet. sonra tartıyor kafasında. Tarttıktan sonra suratını bir asıyor ki. Kaşlarını çatıyor. Çünkü kaybedeceklerini de düşünüyor böyle inanırsa. Ve hani bu inanç ona bir sorumluluk yükleyecek. Duygusal olarak hepimiz Müslümanız hocam. Hepimiz. Ben Müslümanım elhamdülillah. Ama değil ki. Müslümanım dedi. Eylem ve ahlak. Kanıt yani her şey bir tespit yani bir ispatı vardır. İspatı ne? Söyle bakalım. Müslümansın ama ben okula kaydımı yaptırdım. Yani okula girmedikten sonra, okula gitmedikten sonra, imtihanlara girmedikten sonra. Değil mi? Yani Delil bütün istiyor. bir tespit yani böyle bir delilini koyman lazım. Çok seviyorum, ölüyorum, bayılıyorum. Onun için ne yapıyorsun? Hiç. Gördüğün zaman bayılıyorsun. Görmeyince yok. Aklına bile gelmesin. Bakın küçücük bir sevginin bile ispata ihtiyacı var. Bu noktada baktığınız zaman bir büyüden, bir insan sözünden başka değildir diye verdi. Çünkü bunu dese yani kabulleniyor aslında. Kabul etmiş. Ama ne yapıyor? Kabul ettiği zaman o bir büyü demese, bir insan sözü demese kalacak yani. Orada olması gerekecek. O sorumluluğu da yüklenecek. Ve bir sınırlar çizilecek ona. Onu çetin bir azaba sekara koya sokacağım. Ay. O azabım. Sen ne bileceksin Allah'ım? Sen ne Müthiş. bileceksin? Ne yaşatır insanı? Ne de Evet. yakar? Ne kadar acı Allah'ım böyle acılar. Yani insanın neden böyle bir acının içine girer anlamıyorum yani. Ne yaşatır? Ne de yakasını? Göründüğü an yalar insanın derisini. 19 görevli başında hazırdır bile. Yani bu da bir imtihan konusu. 19 deyince aklıma birçok şeyler geliyor haliyle. Bu da imtihan. Yani Evet bu hocam. şekilde Buraya imtihan. takılıp kalmamak gerekiyor. Kalanlar var. Yani kesinlikle Maalesef. 19, 19'dur yani. Birileri bir şeyler koydu diye orada kalacak değiliz yani. Rabbim dediyse vardır bir hikmeti deyip orada bırakalım. Çünkü anlamadığımız bir şey. Biz cehennemin görevlilerini meleklerden seçtik. Sayılarını da kafirler için bir imtihan vesilesi yaptık. Bakar mısın? İmtihan vesilesi. Kafirler için diyor. Allah muhafaza. Onun için dikkat olmak lazım yani. Böyle bir söylemin, böyle bir akımın içinde dikkatli olarak. Çünkü imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap vermiş olanlar kesin bilgi edinsin. Müminlerin imanını artırsın. Ey müminler, ne müminler ne de kitap ehli şüpheye düşmesin. Şüphe götürmez çünkü bu hakikat. Çünkü bu kitap şüphe duyulduğu anda kendini açmayan bir kitap. Canlı bir kitap nihayetinde. Evet. Yani şu küçücük çiçeği bile sevmediğin zaman boynunu büküyor. Canlı. Allah'ın kitabı da canlı. Allah'ın yarattığı her şey canlı. Bakın kuantum buradan zaten kazandı şu anda. Atomdan bahsediyor. Her şey atomdan meydana geliyor. O tam da canlı, hareketli. Yani biz şu tahta masanın, bu kitabın, işte bu bardağın ölü olduğunu düşünüyoruz. Ama bunların hepsi birer atomdan. Somut bir bardağa geçebilmesi için atomların üst üste gelmesi gerekiyor. Birleşmesi. Bir olgu oluşsun. Ama bunların hepsi bir canlı atomdan oluşuyor. Biz de atomdan oluşuyoruz. Yani biz de onu farklı kılan, hayvanı farklı kılan bir olgu var. Yani o olgu ayrıklığı değilse maddeyiz. Yani somut hale düşmüş bu atomların birleşmesiyle, kıtılaşmasıyla, birbirine girmesiyle oluşan mahluklarız. Yani bir madde haline dönüşün. Somut, yani soyuttan somuta çıkma hali. Nitekim burada da Rahman müminlerin için bu şüphe götürmez bir kitap olduğunu söylüyor. Yani somut, elle tutulacak kadar. Apaçık. Bugün mesela ölüm hadisesi elle tutulacak kadar gerçekti. O giden neydi acaba? Onu o yapan neydi?
Şimdi bir kutunun içinde kapalı. Orada kaç saat yattı? Ben de karşısında böyle baktım ona. Yani belki bir buçuk saat kadar bakıştık. Yani o kadar bakışmaya dedim ki herhalde bir cenaze, yani bir namazını kılayım noktasında oldum yani. Ama tanımadığım birisi olduğu için şahitlik edemedim. Kimdi ki orada yatan? Hiçbir fikrim yok. Kalpleri de hastalık bulunan münafıklar ve kafirler. Allah bu örnekle ne demek istiyor desinler. Böylece yani Allah örnek veriyor ki anlayabilirim, hakikati anlayabilirim. Böylece Allah isteyeni doğruya iletir, sapkınlığı tercih edeni de sapkınlığına hükmeder. Yani demek ki sapkınlığı tercih etmemiz gerekir. Allah aksakta herkesin doğruya gitmesini ister. Ama insan istemeyince engel olmuyor. Ne kadar büyük bir Allah'ım. Canım Allah'ım. İnanana böyle kapılarını sonuna kadar açan, rahmetini sonuna kadar açan. Hem bu dünyada hem de ahirette. Ve isteyene istediğini veren. Evet. Yani bakın ilk insanın hatasına bakalım. Şeytanın hatasına bakalım. Ve aynı suçu işlemesinin sonucunda. Şeytanın doğasına bakalım. Bir de insanın doğasına bakalım. Vallahi ikisini de kabul etmiş. İkisini de kabul etmiş. Yani Adem doğasıyla Elif gibi dimdik olmuş ve kabul etmiş Rabbim. Ademleşmiş, insanlaşmış. Yani bir beşer pozisyonuna gelmiş zaaflarıyla birlikte. Ve şu anda sanıyor yani şu anda çünkü af dilemiş. O hatasını affetmiş Rahman. Ondan sonra neler yapmış, neler yapmamış. Hani tam bilgi elimizde yok. Ama şeytan hakkında bilgi ne? O da diyor kıyamete kadar ömür. Yani ölüm yok. Kıyamete kadar ömür istemiş. Ve Allah onun duasını da kabul etmiş. Evet demek ki Allah isteyeni doğru yola iletir. Sapkınlığı tercih edeni de sapkınlığına hükmeder. Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir. Bu insanlara verilen öğütten başka bir şey değildir hocam. Elhamdülillah. Biz sadece gördüklerimizi biliyoruz. Görmediklerimiz 18 bin alem diye böyle sınırladığımız bir alem bilgimiz var. Gerçekten 18 bin mi? Yoksa daha fazla mı? Ya da bu alemin içindekiler kimler? Bilmiyoruz. Biz sadece gördüklerimize tabiyiz. Ama çok fazla görüş imkanı olan hayvanlar var mesela. Duyuş imkanı olan hayvanlar var mesela. Bildiklerimiz. Peki bilmediklerimiz? Bilmediğimiz o kadar çok hayvanlar alemi var. Değişik değişik. Hasılım buradaki insanlara verilen öğütten başka bir şey değil. Öğüte bakın hocam. Rabbim Evet, öyle bir öğüt kendisi. veriyor ki, değil mi? Öyle bir öğüt veriyor ki aslında Nisa 34'teki öğüt gibi ha. Evet, aynen öyle. Kadınları gelince diye öğüt verin diyor ya. Bakın Evet. öğüte. Rahman'ın verdiği öğüte bakın nasıl bir bağ kurdum yani. Bak müteşabihi. Oradan oraya. Rahman'ın verdiği öğüte bakın. Mesela Nisa 34'teki az evvel işledik. Kur'an ve Fıtrat programı vardı. Allah razı olsun. Fatih Bey'in sundu. Orada işlediğimiz Nisa 34'te öğüt ver diyor. Erkeklere atfen yani böyle kadının nüşusundan korkuyorsanız yani ayrılmasından, diklenmesinden artık nasıl yani nüşus var. Erkeğin nüşusu da Nisa 128'de. Yani ayrılmasından, korkmasından, diklenmesinden, geçimsizliğinden korkuyorsunuz. Ne yap diyor Allah-u Teala erkeğe? Öğüt ver diyor yani. Bakın buradaki öğüte. Baştan bakalım nasıl bir öğüt. Uzete mi çekildin? Kalk, uyar, Rabbinin büyük günahı al. Önce Rabbini tanı. Sonra elbiseni arındır. İffetine, namusuna, ahlakına dikkat et, helal getirme. Kötülüklerden uzaktır. Sakın çokluğa önem verme. Anan baban deme. Yine yalnız kalacaksın.
Yapma, etme. Bak güzel geçiniyoruz. Bak dışarıda, evin dışında cehennemi bir hayat var. Mecbursun çalışmaya. Bak ben sana getiriyorum devamlı. Helal yolda. Ben getireyim, sen pişir. Beraber yiyelim. Bakın öğüte bakın. Ama dışarıda Evet, cehennemi gibi bir hayatı anlatıyorsun dışarıda. Zordur. Bu aynen çocuklarla öyle. kendi bedeninle. Bak çalışmak da zor. Güzel güzel oturalım, yiyelim, içelim. Ne bileyim bak vahiylerde, vahyin içinde o kadar güzel anlatmış ki Rahman. Mesela diyor onu çetin bir azaba, sekkara sokacağım. O azabı sen ne bileceksin? Yani insan o anda çok büyük sıkıntılar yaşadığı anda yeter ki ayrılayım, bitsin bu çile, bitsin bu ızdırap. Ama diğer ızdıraplarla da karşı karşıya kalıyorsun. Birçok sıkıntılarla. Hangi birini saysak, hele bir de çocuk var dediysen. Birisi bin Çocukları olacak hocam. Genelde öyle oluyor maalesef. Türk toplumunda ayrılan kadın, bütün zaten çalışan kadın da aynı şekilde hocam. Yani erkek geliyor, ayağını uzatıyor, dinleniyor. Kadıncağız yazık akşama kadar yorulmuş. Yine mutfağa evet. giren kadın çocuklarla. Yani iki şekilde de kadın sıkıntıya düşüyor. Evet. Maalesef. Evet, az önce çalışan kadın üzerine de konuşmuştuk. Yani gerçekten zor. Çalışan bir kadın olarak hem anne olmak, hem eş olmak, hem gelin olmak, hem komşu olmak. Yani hayatın her an bize bir sorumluluk yüklüyor. Bir de evin temizliği, evin sultanı olmak değil, yani evin temizliği de tamamen kadına ait. Gerçekten çok zor. Hem dışarıda çalışacaksın, hem içeride çalışacaksın. Ve de hem de herkesi memnun etmeye çalışacaksın, etrafındaki insanlara, anneni, babanı, Bir de kardeşini. en önemlisi değerli hocam, benliğini temizlemesi yani. Bu kadar debdebe içinde benliğini temizlemesi gerekiyor. Kul ol, Evet. en önemli nokta nasıl kul olacak? nefes arası açması gerekiyor, bir alan açması gerekiyor. Görüldüğünde bu kadar sıkışıklık içinde o tamamen unutuluyor. Yavaş yavaş sonra da fıtratı bozuluyor kadın. Evet hocam. Erkekleşiyor. Aynen Dışarı öyle. güçlü olmam gerekir düşüncesiyle kendi rolünden sıyrılabiliyorsun zamanla. Güçlüsün çünkü. Daha hiç kimseye bir şey dedirtmemen lazım. Ve daha ayakta olman lazım. İyi çalışmak için. Daha efor sarf etmen gerekir falan filan. Kadını tüketmek. Yani bir aile danışmanı açıklayınca böyle giriyorsun aileye öğütlerle. Evet. Yani böyle hayat bu yani gerçekten. Allah nasıl öğüt vermiş? Demek ki öğüt vermeyi de o şekilde öğüt verin derken Nisa 34'te diklenen bir insana öğüt vermekle alakalı oradaki ifade. Buradaki öğütten bahsediyor. Benim gibi öğüt, şefkatle hocam. Burada şefkati görüyorum ben yine. Yani yaratıyor, çıkartıyor yokluktan. Yine muhatap aldığı insana şefkatiyle öğüt veriyor. Ama Evet. korkutan tek kim? Şeytan. Ya yani öyle ki yani beni, hani daha kafirleri benim rahmetim ulaşmaz. Ama daha ölmediysen yani daha rahmeti üzerine çekilir. Ölmeden önce tövbe edebilirsin, Rahman'ı tekrar yönelebilirsin. Ama ne Eyvallah. diyor? Hayır, hayır. Kella Yo kesinlikle yo. bir edat. Kella. Andolsun aya, geçip giden geceye ve ağaran sabaha ki azap insan için büyük bir uyarıcıdır. Aslında ölüm de. Değil mi? Orada annesi vardı. Galiba karısıydı. Ölen bir beyefendiydi. Kim bilir ne hayalleri vardı. Genç de bir hanımı vardı. Anne de çok yaşlı değildi. Ah oğlum, ah oğlum diye ağlıyordu. Yani. Ama evet işte. Bir anda, hiç beklenmedik bir anda seni alıp götürüyor. O sessiz gemi seni almak için limana yaklaşmış oluyor. Ve hiç fark edilmeden seni alıp bu limandan çekip gidebiliyor. İyi ki Hayat ölüm var hocam, her şeye rağmen.
Ben şükrediyorum ölümün varlığına. Yani ölüm olmasaydı bu hayat gerçekten çekilmez olurdu. Hayatın anlamı belki de biterdi. Belki hayatta Evet. katan, değer katan gerçekten ölüm. Evet hocam. Açıkçası sizden erken davranmak veya geç kalmak isteyenler için. Nedir bu? Büyük bir azap, insan için büyük bir acı yani buradaki. Aya geçip giden geceye, oğuran sabaha ki aydınlanan sabah, azap insan için büyük bir uyarıdır. Açıkçası sizden erken davranmak veya geç kalmak isteyenler için. Herkes yaptıkları yüzünden mahkum olmuştur. Ne yapıyorsan onun altında kalacağız. Mahkum olduğun şey senin yaptıkların. Yani burada şunu okuyorum. Yine aile danışmanı gözüyle okuyorum, yapacağım. Bizim yaptıklarımız bize acı verir. Karşıdakinin yaptıkları değil. Aynı çünkü. Evet. Yani yanlış bir söylemimiz varsa, yanlış bir eylemimiz varsa, yanlış bir bakışımız varsa ya da söylememiz gerekirken söylemediğimiz varsa, o iletişim, aile içindeki o sıkıntıda bak mahkum oluyorsun. Kendi yaptıkların yüzünden mahkum oluyorsun. Zulmediyorsun kendi kendine. Vicdanın mahkum oluyorsun hocam. Vicdanın. Herkes affetse, karın, kocan ya da çocukların ya da toplum affetse de sen kendini affedemiyorsun. İnanın çok sıkıntılar buradan geliyor. Hep hocam. Kendini Farkındayım. en zor insanın kendi kendini affedemiyor. Adem'in duruşu da buydu zaten. Anladığımız kadarıyla Araf 23'te hocam, kendime zulmetme. Yani gerçekten katılıyorum size. İnsanın yine dün iki tane danışanımla, birisi 50 küsür yaşında aramış. Nereden de şu anda hatırlamıyorum. Öyle söylüyor. Yani bariz bir şekilde kendinden nefret ediyor hocam. Dedim ki Allah'ım nasıl yardımcı olunabilir ki? Ya önce insan kendine zulmetmekten vazgeçmeli, dediğimiz gibi hakikati bulması için. Çünkü kendinden nefret eden kimdir? Şeytan ya da şeytani zihniyettir. Bu konuda size katılıyorum hocam. Hocam gerçekten insanın kendine merhameti yoksa, kendisine saygı duymuyorsa, kendisine güvenmiyorsa, yani bu hani öz merhamet, öz saygı, Özgüven, öz saygı. öz güven, bak öz. Burada öz ihmal edildiyse o zaman etraftaki insanlar da ihmal edilir. İptal edilir daha doğrusu. İhmalden de öte iptal edilir. Çünkü özdür asıl olan. Bendir. Yani oradaki ego mahiyetinde değil. Sapıyor hocam burada. Özün, senin özün. Özümüzdeki ile tanışmadığımız müddetçe yani fıtratımızda bizler asla huzurlu olamayız. Bir yerde delik var çünkü. Bir yerde açık var. O açık olduğu müddetçe şeytan oradan girecektir. Aynen Dünya öyle. oradan girecektir. O tek dünyada düşünmeyi. Ondan dolayı biz de iyiliklerden yana olacağız. Cennetliklerden olabiliriz. Rahman öyle diyor. Herkes yaptıkları yüzünden mahkum olmuştur. Ancak iyilikten yana olanlar cennette. Bak, iyilikten yana olan cennetlerdedir. Allah sadece ahiret değil, bu dünyada da cennetten. Mesela aileyi anlatırken nasıl anlatıyor? Cennet bahçesinden bir bahçe. Cehennem çukurundan bir çukur. Olamaz. Ve gerçekten de insan kendi mezarını daha bu dünyadayken kazıyor hocam. Evet hocam. Şey var ya, diyor ya hani önceki tefsirimizde, evimizdeki tefsirimizde, ben sizden razı, ben senden razı, siz de benden razı edilmiş şekilde gir kullarımın arasına, gir cennetime. Burada daha dünyadaki cennete dikkat çekiyor. Yani cennet arayan huzuru yakalasın, huzuru yakalamak isteyen de bahyesin susarısın değerli hocam. En Bu kadar. çok evet, Allah'ımızı bulan, nacizane,
Zaten sevgiyi, huzuru yakalamıştır. Kaf 16'da diyor ya, ben ona zaten şah damarından daha yakınım. Beni nerede arıyor? Dışarıdaki sevgi de nerede mi arıyor? Yani gerçekten hocam, Allah'a şükrediyorum her böyle konuştuğumuz zaman. Kur'an'a baktığımda bile mutlu oluyorum. Allah'ım sen ne kadar merhametlisin. Beni doğuran annem, babam vefat etmiş, annem çok uzaklarda. Onlar bile beni terk etmiş ama tek terk etmeyecek olan sensin. Elhamdülillah. En büyük farkındalık, en büyük saadet, en büyük mutluluk insanın Rabbi ile tanışması. Rabbim bütün herkese tanışmayı nasip etsin. Yani dilini okumayı. Amin. Allah'ım amin. Evet. Bitirelim değil mi hocam? Evet, az kaldı. Maalesef az kaldı. Suçlar şöyle derler. Ne diyecekmişler Allah korusun. Biz olmayalım. Biz namaz kılanlardan değildik. Eyvah. Ya biz salat edenlerden değildik. Ma sekerefisi bakayım bir dakika. Evet 43. Değildik senekekum ki biz namaz kılanlardan değildik. Salat edenlerden, destekleyenlerden değildik. Yoksulları doyurmazdık. Yani namazımızı da kılmıyorduk. Yani Rabbim bizi çağırsın 5 defa huzuruna ama sen Rabbine karşı gitme. Zaten gitmiyor öyleyse demek ki de Rabbini tanımıyor. Tanıyan gider. Ya da namazı hakkıyla kılamayanlar da olabilir hocam. Öyle de anlaşılıyor. Hani onları kıldıkları namaz kötülüklerden alıkoyamıyorsa, yüzlerine paçavra gibi namazları atılacak diyor ya, böyle anlaşılabilir. İşte namazın güzelliği en büyük zikir olarak nitelenen Ankebut Suresi 45. ayeti okuduk beraber. Onları iyiliklere götürecek, kötülüklerden de alıkoyacak. İşte namazın özelliği burada yani. O özelliği en büyük zikir dediğim. Evet. Batıla dalanlarla biz de dalmıştık. Allah muhafaza. Ve hesap gününü yalanlıyorduk. Zaten bir insan hesap günü yalanlıyorsa niye iyilik yapsın ki? Evet. Miktarlar Rasul hayra yaratıyor olacak. Zerre iyilik ve zerre kötülük karşılıksız kalmayacak. Yani böyle bir Bütün okuma yatırımını buraya yapar, değil mi? yani sen ahiret gününe inanmıyorsan hesap vereceğini din günün yani borçların borcunu ödeyeceği bir gün senin algında yoktuysa o zaman ne olur? İşte bu kafirlerden iman düzeyini artar. Nihayet bu kesim gerçek bizi heyhat nihayet bu kesim gerçek bizi yakaladı. Ancak şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Şefaatçilerin şefaati yani Allah hele kıyamet günde hiç kimsenin kimseye şefaat edemeyeceğini kaç tane ayetlerde tek tekrar etmiş. Fatiha 4 ve 5 de burada hemen geliyor değil mi aklımıza? Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bu kadar. Sanki aslandan ürkmüş yabani eşekler gibi. Doğrusu onların her biri kendilerine özel sayfalar verilmesini istiyorlar. Dahası onların ahiret konusunda da bir kaygıları vardır. Kaygıları yoktur ahiret konusunda. Yani inanmıyorlar. Of. Hayır ki bu kesin bir uyarıdır ve sadece dileyen unutulur. Hocam biz nerede duruyoruz ya? Dileyenlerden mi? Dileyene çünkü açılan bir kapı. Yani kapıyı çalana. Kapıyı çalmıyorsan kapı açılmaz. Önce kapıyı çalmamız gerekiyor. Allah istemedikçe onlar öğüt almazlar. Kendilerine karşı sorumlu davranması gereken ve bağışlanmaya yetki olan sadece Allah'tır. Evet. Rabbim onu Enfal 24'te diyor ya hocam, ah buyurun.
ben Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığında icabet edin. Allah kul ile kalp arasına girer. Burada dileme noktasında yine kimin ne dilediğini biliyor zaten, değil mi? İçimizden ne geçiyoruz çok iyi biliyoruz. Yüreğimizde ne var çok iyi biliyoruz. Dillerimize ne dökülüyor etrafımızdakiler de biliyor. Ama içinde ne Eyvallah. varsa dışına onu sızıyorsun. Resim misali. İçindeki suyu sızıyorsun dışına. Nasıl bir iman var? Yaşadıklarımız işinin aynı kişinin aynasıdır, değil mi işi? Söylemleri aynelik yapıyor bize. O zaman bu noktada Eyvallah. yüreğimizde neler olduğunu, kimin içinden neler geçirdiğini, bir bilenin olduğunu da bilmemiz gerekir. İşte bu bilgi bizi dikleştirir hocam. Bu bilgiyi Eyvallah elde hocam. edersek benim içimden geçirdiklerimi bilen bir Rabbim var. Bu durumda daha farklı bir duruş sergileriz o zaman. Daha sorumluluğun farkında olarak. Çünkü bu dünyada bir varız, yardım. Ve hayat bir nefes kadar. Nefesi aldın, veremedin. Verdin, gitti. İşte ölüm. Yatarız, bir ölüm misali. Aslında Allah her geceyi ölüm olarak anlatır. Hiçbirimiz ölüyoruz korkusuyla yatmayız. Ama çoğu insanlar Allah-u Teala kimini bırakırız, kimini de salıveririz. Hayat bu hocam. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin. kendine karşı sorumlu davranması gereken ve bağışlanmaya yetki olan sadece Allah bizim ona gönüllü olarak itaat etmemizi istiyor. Gönülden, yürekten itaat etmemizi istiyor. Seve seve. Rabbim gönlüyle, ruhuyla, bedeniyle, bütün azalarıyla birlikte Rahman'ı yönelmeyi lütfetsin inşallah. Amin, amin hocam. Çok gerçekten güzel oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki biz başladık bu projeye. Valla çok güzel. Güzel de ilerliyor. Rabbim, Ben de istiyorum. evet, Valla. evet çok böyle anlaşılır şekilde, gayet samimi. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Yani hep Elhamdülillah. okuyoruz ama yandan kıyıdan. Şu anda okumalarım öyle ki Sıfı Hocam. Allah'ım diyor. Bana öğretiyorum ya. Adem'e öğrettin. Hazreti Adem'e öğrettin diyor. Bana da öğret. Senin kitabını çok iyi bilmek istiyorum. Senin kelimelerinle konuşmak istiyorum. Hiçbir şey katmak istemiyorum söylemlerime. Senin razı olmadığın yerde olmak istemiyorum. Allah'ım bana öğret. Amin. Öğret ya Rabbi. Seninle olmayı, o huzuru, bu huzuru yaşayıp etrafındakileri anlatmayı bana lütfet ya Rabbi. Valla Rabbim Bize. beni çok seviyor. Safiye hocam ya. Valla. Allah'ım bilir size kızı böyle Safiye konu karşısına çıkartıyor. Değerli dostlarım da bizi dinliyor. Biz. Derken elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani bütün vesile olanlara, Evet kemal hocam. teşekkür ediyorum bu noktada. Ve son herkese, dinleyen bütün dostlarıma, gönülden, yürekten, Rahman'ın kulunu çok sevdiğini ifade ettiğini. Yani muhatap oluyor biz yani. Sevmese muhatap almaz. Hani bu noktada ben diyorum valla siz bilirsiniz. Beni Rabbim çok seviyor. Siz bilirsiniz isterseniz değil ama ben beni diyorum. Rabbim beni çok seviyor. Elhamdülillah. Ben bunu hep durmayacağım ya. Hep yıllardır söylüyorum. Evet, Yıllardır. evet. Hala diyorum ve hala diyeceğim. Çünkü seviyor. Yani Gurbet, seviyor. gurbetin içinde gurbetçi olarak size katılıyorum. Siz de gurbetin içinde gurbete düşmüşsünüz. Çünkü gurbette nenem öyle dermiş. Gurbette olan yavrucuğum Allah'a daha yakın olur dermiş. Şimdi Ay. tabii ki Gurbet. tabii ki ben belki ben de 19 yaşında evlenip yani Karadeniz'den İzmir'e geldiğim için yani babamın ektiği tohumlar elhamdülillah burada yeşerdi. Dolayısıyla hocam gurbette olmanın çok faydası var Rabbi bulmanın. Ben kendime göre söylüyorum tabii. Belki de kendi akrabalarımın kalabalığın içinde olsaydım bulamazdım diye düşünüyorum. Elhamdülillah. Rabbim asıl vatanımızda bizi Evet. kavuştursun. Asıl vatan Amin. ne Amin. burası ne orası Rahman'ın
bizim için hazırladığı, bütün güzelliklerin içli dışlı olduğu, tahayyül bile edemeyeceğimiz kadar güzel olan bir Güzellikler. yani anlattıkları bile yani o kadar anlattığına göre Rabbim o kadar böyle rahmeti sonsuz bir güzelliklerin içi olduğu bir yer ki yani benzeterek bize anlattığı hani tattığımız gibilerinden ama çok daha güzeli. Yani Teşekkür. bir domates yemiştim söylemiş sayın. Herhalde ata tohumundan mıydı neydi? O kadar lezzetliydi ki damağımda hala lezzeti. Yani düşün bu dünya nimetini işte tam böyle korunmuş bir şekilde olduğu zaman ki lezzetiyle bir de düşün ahiretteki lezzetini inanılmaz bir şey. Rabbim Şahit olmuş hocam. Domates sizi sizde şah domatesi tohumsun. damağımda bir damak lezzeti patlaması yaşamıştım dinlediğimde şey Maşallah. yaptığımda. Güzel Amin. bir ortamıydı Allah razı olsun. İkram sofrası yani resmen maideye sofraydı yani böyle Rabbim'in nimetlerinin böyle bol oldu elhamdülillah Rabbil alemin domates yani orada her şeyi bırak o domates demek ki yani o ata tohumu ya da bir tohumla genle oynanmamış bir yiyecek insan bedeni insan vücudunda ya da damağında nasıl bir lezzet bırakıyor ki hala o domatesi anıyorsun bir de düşünün ki bunun aslının olduğu yer ve orada hiç lüzumsuz söz yok lüzumsuz insan yok lüzumsuz bir ortam yok. Böyle rahatsız edecek hiçbir şey yok. Ve çok güzel bir şekilde anlatıyor. Nasıl istersen. Yani aklımızın hani istemekle de yok yani. O kadar güzel hazırlanmış bir ortamda. Rabbim bizi inşallah yerleştirir o güzel cennetlerine. Tabii herkes farklı derecelerle. Yani cennet 7 tane cennetten bahsediyor Allah-u Teala. Yani eğer bir mesela an cennet istiyorsanız o zaman az uyuyup Allah'ın ayetinde dediği gibi geceleri kalkmak. Çünkü ağır bir sorumluluk yüklenecek bize. Bu kalkışlarla oluşundan sonra iffetinle, hayanla kendini düzelttiğin bir noktada, ahlakınla kendini düzelttiğin bir noktada kalkıp uyarma noktasına geldim. Ben bunun büyüklüğünü almamız gerektiğini, tabi bunda gece dolarak, gece dolacağız, gündüz geleceğiz. Hata yapacağız. Nimetlerini saya saya. Aynen. Hata yapacağız. Rabbimize yöneleceğiz. Rabbim da bizi affedecek. Sonra tekrar yolumuza bakacağız. Elimize bakacağız. Ama hep hareket halinde olacağız. Yani hep aktif olacağız. Durağan bir su olmayacağız kesinlikle. Durağan su yosunlanır. Yosunlanmamak için devamlı akışkın halde, değişken halde uğraş içinde olacağız inşallah Teala. Öncelikle kendimize, sonra etrafımızdaki insanlara, kardeşlerimize, yavrularımıza, kendimizi ve ehlimizi ateşi, insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruma gayreti içine gireceğiz inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir ders oldu. Haftaya inşallah sonraki suremizde buluşmak dileğiyle. Fatiha benim öyle bir defter, bir kitap var önümde. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim bana hediye etti. Rengi de muazzam, mükemmel. Şöyle çok güzel bir renk kullanmış hocam. Allah ondan razı olsun. İnşallah gelecek beraberliğimizde Rahman bize Fatiha'ya açılış. Hemen açtık. Evet. Çok güzel Fatiha. Namazlarımızda devamlı okuduğumuz Fatiha suresini inşallah bize yapmayı lütfetsin inşallah. Kur'an'ımızın ön sözü. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ne kadar nefes harcıyorsanız hepsi cennete giden yollar olsun. İyi ki İnşallah. varsınız, iyi ki varız. Dinleyen Doğru. kardeşlerimi de selam ederiz. Siz Bursa'dan, biz İzmir'den, bütün dinleyen kardeşlerimizin, sözümüzün yüreklerine dokunan kardeşlerimin hepsine selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Gecemiz hayır olsun. Selam ve saygılar diliyorum. Selametle. Allah'a emanet olun.